Günaydın kuzum. Erkencisin. Ay uyku tutmadı Aslı'cığım. Ben de güne erkenden başladım. İyi yapmışsın. Ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Kimse kalkmadı değil mi? Yok. Kalkmadı da neden sordun? Hiç öylesine. Neyse anneciğim ben işe gidiyorum. Aslı kahvaltı? Ay yok iş yerinde yerim. Aslı'cığım içime sinmiyor ama böyle. Hadi görüşürüz. Uyanmamış ki hala. Biraz beklesem mi acaba? Söz vermedim ama yine de birlikte gideceğimizi düşünmüş olabilir. Aa, hayırdır bir şey mi unuttun? Yok anneciğim. Kahvaltı yapayım dedim. Hayır. İçime sinmiyor deyince tamam. Hemen sana bir şeyler hazırlıyorum. Sen otur oraya. Hem işe birlikte gidelim mi diyor, hem unutuyor. Ya birlikte gitmeyi kabul etseydim, rezil olacaktım. Neyse, böylesi daha iyi oldu zaten. Boş hayaller kurmamayı öğrenemedim hala. Anneciğim, ellerine sağlık, çok güzeldi. Ben çıkıyorum. Afiyet olsun canım benim. Hadi güle güle. Görüşürüz. Ya çok özür dilerim. Uyuyakaldım. Neredesin? Gittin mi yoksa? Gittim tabii. Seni bekleyecek değilim herhalde. Haklısın. Vay şakalar falan. Buyurun. Bekledin değil mi? Yani benimle gitmek istemiyordun. Yok canım. Niye bekleyecekmişim seni? Hiç yalan söyleyemiyorsun. Ama ben bu haline bayılıyorum. Evet, bu konuda başarılı olduğum söylenemez. Ya çok beklettim değil mi seni? Ama bak söz telafi edeceğim. Güzel bir kahvaltı ısmarlasam. Ben kahvaltımı yaptım. Ya benimle de yaparsın. Ben çok açım. Ya işe gidince yersin. Geç kalırız. Ya daha zamanımız var. Bak söz geç kalmayacağız. Hadi. Tamam. Yüzünde bir şey var. Bir aynaya bak istersen. Ne var? Dam, dararara dam. Daram, dararara dam. Sen daha güzelsin. Simitçi dursana burada. Simitçi.
Ya şey, iki tane simit alabilir miyim? Ben ısmarlıyorum. Ya beni simitle mi kandıracaksın? Ne kadar cimrisin ya. E peynir de alacağım. İki tane de peynir alabilir miyim? Tamam o zaman. E sen de çayları ısmarlarsın. Tamam. Nerede yiyeceğiz peki? Teşekkürler. Yani şöyle sessiz sakin bir yer olsun. Hah buldum. Ha, çok keyifli olacak. Ya küçücük şeyleri bile büyütüyorsun ya. Sana her geçen gün daha fazla hayranım. İlk defa böyle bir kahvaltı yapıyorum. Simit, peynir, çay falan. Ama güzel oluyormuş. Halk işi işte. Biz Gonca ile arada buraya gelip kahvaltı yapıyoruz. Çok güzel, sakin bir yer. Çok seviyorum burayı. Ben de çok sevdim. Sık sık geliriz buraya. Zaten çok böyle gözlerden uzak, huzurlu bir yer burası. Aslı, ne oldu? Yok bir şey. Bir şey var. Ne olduğunu bana söyler misin? Gerçekten bir şey yok. Aslı, bak sen böyle huzursuzken benim rahat olmamı bekleme. Ne olduğunu benim de bilmem lazım. Burak, ben çok korkuyorum. Annem duyarsa yıkılır. Sizinkileri düşünemiyorum bile. Kim bilir sana ne tepki verirler. İşte böyle. Sen her korktuğunda ben sana sımsıkı sarılacağım. Şimdi daha çok korkuyorum. Bence şu an tek gerçek olan şey bu. Nasıl yani? Düşünsene bir, seninle nasıl tanıştık? Sonrasında yollarımız defalarca nasıl kesişti? Birbirimizden uzak kalmaya çalıştıkça nasıl da birbirimize doğru çekildik? Aramızdaki mesafeler bile bir anda yok oldu. Aynı evde bulduk birbirimizi. E bu kader değil de ne? Bu gerçek değil de ne? Ben korktuğum için kendimi itiraf edemesem de, seni görmezden gelmeye çalışsam da, yarınımızın olmayacağını bilsem de, şu an yaşadığımız şey kader. Seninle tanıştığım günden beri ne kadar değiştiğimi görmüyor musun? Hayatımda ilk defa ben diye bir şey yok. Kalmadı. Biz varız. Yalanı, sahte sevgileri, bencilliği, tüm olumsuz şeyleri geride bıraktım artık. Sadece senin saflığınla doldurdum kendimi. Ben artık sen oldum. Sen de ben. O yüzden bizim için artık yarın yok deme. Biz tüm zamanların üzerindeyiz çünkü artık. Hadi güzel sevgilimin fotoğraflarını çekeyim. Ya bir gören olursa. Merak etme, ben seni saklarım. Gül bakalım. Bakalım Burak.
bu şekilde benden kurtulabileceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Eğer merak ediyorsan Çağla'ya ayrılmak istediğini söyledim. Biliyorum. Biliyor musun? Evet, siz konuşurken tesadüfen duydum. Sen gizlice bizi mi dinledin? Hayır, evde ben duydum işte. Tamam, tamam. İnandım. Keşke söylemeseydim ya. Bak. Birbirimize hiç yalan söylemeyelim, olur mu? Sana karşı hep dürüst olmak istiyorum. Çağla'yla ailelerimiz uzun yıllardır tanışıyor. Yani biz birlikte büyüdük diyebilirim. Aslında son 2 yıl öncesine kadar ona hep arkadaş gözüyle baktım. Ama Çağla'nın bana bakışı pek de öyle değilmiş. Bana duygularını ilk bahsettiğinde ona bir his beslemediğimi, ilişki düşünmediğimi söyledi. Ama zamanla nasıl olduğunu anlamadım. Kendim bir ilişkinin içinde buldum. Ona aşık oldun mu peki? Ben aşka inanmazdım ki. Beni aşka inandıran sen oldun. Sana karşı koymaya çalıştıkça daha da çok inandım. O yüzden Çağla'yla yaşadığım şeyin ne kadar boş, ne kadar anlamsız olduğunu daha iyi anladım. Kendimizi kandırıyormuşuz. Peki benim yüzümden mi ayrıldın Çağla'dan? Bu ilişkinin zaten başlaması hataydı. Biz aslında Çağla'yla gerçekten birbirimizden çok farklıyız. Zamanla ona ne kadar çok benzediğini fark ettim. Ama seninle tekrar kendimi buldum ben. O yüzden sakın kendini suçlama. Bu ilişki zaten eninde sonunda bitecekti. Çağla bunu kolay kolay kabul edeceğine benzemiyor. O çok hırslı bir kız. Ben onunla mücadele edemem. Aslı, sen her şeyi bana bırak. Sadece beni sevdiğini, benim yanımda olduğunu bileyim. O zaman her şeyin üstesinden gelebilirim. Yok, teşekkürler. Kalkalım mı artık? Tamam canım. Bize sağ olabilir miyiz? Benim de işlerimin başına dönmem gerekiyor. Bir sunum hazırlamam lazım. Bana yardım edeceksin değil mi? Hayır tabii ki. Hayır mı? Sen benim işten kovmamı falan istiyorsun herhalde. Burak, saçmalama. Kim kovabilir seni oradan? Sen tabii daha Turgut Bey'le tanışmadın. Eğer tanışsaydın bana yardım etmeyi sen teklif ederdin. O kadar diyorsun. Neyse, kulübe gidelim de bakarız. Bakarız mı? Elbet senin de bana bir işin düşer. O zaman görüşürüz. Tamam. Tamam, yardım ederim. Ay Burak, ne yapıyorsun ya? Burak, bir gören olacak. Dayanamıyorum, ne yapayım? Çok tatlısın. Thank you.
Ben burada ineyim. Şimdi içeri birlikte girmeyelim. Peki. Teşekkür ederim. Aslı. Asıl beni beklediğin için ben teşekkür ederim. Günaydın. Aslı. Burak mıydı o? Evet. Ya kızım ama hiç anlatmıyorsun sen bana böyle şeyleri. Yani dünden beri konuşamadık zaten. Ne oldu? Birlikte geldiniz. Çıkma teklif mi etti? Birlikte geldiniz. O etti sen kabul... Sevgilisiniz. Elle falan da tutuşmuşsunuzdur. Ay yok siz kesin öpüşmüşsünüzdür falan. Bana anlatmıyorsun böyle şeyleri. Anlat hadi. Ay bir sussan Gonca, anlatacağım. Ay tamam, yine heyecandan çok konuştum değil mi? Tamam. Şimdi önce o zaman sırayla anlatalım her şeyi, tamam mı? Tamam. Yemekten başlıyoruz. Ben soslu makarna yaptım. O da salata. O dediğim Burak Masaroğlu. Yani Burak Masaroğlu ve salata yapmak. Salata yapmak Burak... Ay yok, ben bu ikisini hiç birleştiremedim. Neyse. Sen evde kaldın tabii, çıkamadın. Evet, çıkamadım. Ya kendime laf geçiremiyorum ki. Ya görmeyeceğim diyorum, ararsa açmayacağım diyorum ama sözümde durmam 10 saniye sürüyor. Hmm. Neden acaba? Neden? Çünkü sen Burak Masaroğlu'na sırılsıklam aşıksın arkadaşım. Sırılsıklam dedin de. Ya Burak yapma! Sırılsıklam dedin, kaldın öyle en heyecanlı yerinde. Ne oldu sonra? Ya biz ektiğimiz çiçekleri sılıyorduk. Bir dakika ya. Burada kesmek zorundayım. Ektiğimiz çiçekleri, yani böyle evli çiftler. Kızım siz resmen olmuşsunuz. Yani şu an gelsen Gonca ben evleniyorum desen hiç şaşırmam. Yok şaşırmam yani. Ay Gonca, evlenmek mi? Bunu hayal bile edemem. Sana bir şey söyleyeyim mi Aslı? Ben çok güzel hayal ediyorum. Üzerinde bembeyaz, etekleri uçuş uçuş bir gelinlik. Saçlarında kır çiçekleri. Kuğu gibisin. Sevdiğin adama doğru heyecanla, aşkla yürüyorsun. Onun da üzerinde smokin. Gözlerini sana dikmiş. Gülümsüyor. Elleriniz birbirine kavuşuyor. Gözleriniz aşkla birleşiyor. Ay. Ay Gonca yeter. Ya daha fazla havaya sokma beni. Hayali bile bu kadar güzelse. İnşallah gerçeğini görürüz. Sonra ne oldu? Islandınız filan. Sonra Çağla geldi. Çağla mı geldi? Yani hikayenin bu en güzel yerine Çağla'nın çıkması hiç hoşuma gitmedi. Hatta şok oldum desem yeri. Bir de bana sor. Uf Aslı ya, gerçekten hayatının her günü bambaşka şeyler oluyor. Ve ben artık yetişemiyorum. Yani senin arkadaşın olarak sana ne tavsiye vereceğim, ne yapacağım hiç bilemiyorum. Ama üzülme bir dakika. Bu Çağla mevzusuna gerçekten bir şey bulmamız gerekiyor. Çok canımı sıkıyor. Burak sana ne dedi, ne dedi? Bütün dünya karşıma gelse de sana bunları söylemeye devam edeceğim dedi. Aslı çok romantik. Sonra da beni öptü. Öptü mü? Ya inanmıyorum ya, inanmıyorum. Ben sana söylemiştim. İlk başta bunu sormuştum zaten. Ben de. Kızım, sen bu çocuğa ne yaptın ya? Resmen bir öküzün içinden beyaz atlı prens çıkardın. Ben bir şey yapmadım ki. Bir şey söyleyeyim mi? Sanırım sebep de bu. Hiçbir şey yapmadın. Senin doğallığına vuruldu. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Şimdi? Birliktesiniz işte o zaman. Gonca, Allah aşkına biraz gerçekçi ol. Burak'la olacak bir yanımız var mı? Davul bile dengi dengine. Ayrıca biri görecek, duyacak diye ödüm kopuyor. Anında hem işimizden hem de kalacak yerimizden oluruz. Ya
Of Aslı, hemen böyle kötü şeyler düşünme, Allah korusun. Ama duyulursa olacak olan bu Gonca. Neyse, ya bizi boş ver. Sen ne yaptın Erdem'le, her şey yolunda mı? Yolunda da. Ne oldu, bir sorun mu var? Yok. Ama birazcık daha iş bulamazsa gerçekten büyük bir sorunumuz olacak. Ya bıktım artık çay bahçelerinde oturmaktan. Ya dolmuşa binmek bile lüks oldu. Ya dün yürümekten ayaklarımın altı su topladı. Gittiğimiz yerde ne? Arabada köfte ekmek. Ya bir de pinti. Yemek yerken boğuluyordu, su bile istetmedi. Yazık ya. Bana da yazık be Aslı. Pinti değildir Gonca. Bodrum'da o kadar sana yemek ısmarladı, hediye aldı. Yani bak, aşkı için İstanbul'lara kadar geldi. Yani düzenini değiştirdi, kolay mı? Geldi de yani daha kendini bile idare edemiyor. Pırsız aşk da bir yere kadar. Sonra konuşuruz. Aslı, telefon sana. Kesin patron arıyor. Efendim. Yardıma geliyorsun değil mi? Geleyim mi? Sorulur mu? Hadi hemen gel. Tamam o zaman. Patron çağırıyor ama. Tabii Aslı, gidebilirsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sunum. Ya sunumun bugün yetişmesi gerek. Yoksa benim için hiç iyi şeyler olmayacak. Tamam, merak etme, hallederiz. Bak, bu dosyada daha önce yapılmış bütün turnuvaların sunumları var. Her turnuvanın farklı bir konsepti var. Yani önce bir konsept belirlememiz lazım. Tamam, sonra da yarışmalara karar veririz. Yarışmacılar ikili gruplar halinde yarışsınlar diye düşündüm. Önceden tek oluyordu. Bu sefer farklı olsun. Evet, çok eğlenceli olur. Şöyle güzel kızlardan oluşan iki kişilik gruplar olsun. Ne oldu? Yüzün düştü birdenbire. Ya sen kıskandın mı yoksa? Hayır canım, ne kıskanması. Yani sadece çok saçma geldi bana kızların olması fikri yani. Peki, senin fikrin ne? Mesela... Baba oğul. Baba oğul. Süper fikir. Ya sen harikasın ya. Babalar ve oğulları yarışacak. Süper. Burak, ne yapıyorsun? Bir gören olacak. Merak etme. Sadece biz varız. Olsun, yine de biri gelir falan. Zaten buraya geldiğin için çok dikkat çekiyorum. Bak bu son, ona göre. Tamam canım, sinirlenme lan. Tamam, hadi başlayalım. Tamam, önce yarışmaları belirleyelim. Bu dosyada daha önce yapılmış bütün yarışmalar var. Tamam, bize de örnek olmuş olur bunlar. Aynen. Evet, gayet başarılı bir sunum oldu. Evet, ellerimize sağlık. Ay, saat ne kadar geç olmuş, kaç saattir buradayım. Benim artık gitmem lazım. Tamam canım, ben de sunumu Turgut Bey'e gösterip yanına gelirim. Yanıma mı gelirsin? Hayır ya, yani sen yanıma gelirsen ben rahat edemem. Ha, sen utanırım diyorsun yani. Utanırım demedim. Sadece oraya gelirsen dikkatim dağılır. Sen de o zaman izin alıp erken çık. Birlikte bir şeyler yaparız, olmaz mı? Sen benim işten kovulmamı falan istiyorsun herhalde. Hayır ya, ne kovulması? Tamam, istediğini yapmakta özgürsün. Ama bir şartla. Neymiş o? Bir öpücük alayım. Hadi hadi. Hadi. Ne yapıyorsun? Kandırdın beni. Ya ne yapayım ya? Çok tatlısın. Dayanamıyorum ki.
Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...